De merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de karmaşık sayılarda görüntü kümesi çizmeyi öğreneceğiz. Tonguç Akademi. En sevdiğim konu hocam ya. Her <laughs> zaman bu konuyu bekledim ve en sonunda. hanım oh. bak. Sen görüyorsun pamuk gibi bir saçlara sahipsin. Teşekkür ederim. Değil hocam. mi? Aslında dikenlisin ama ne yapmış? Pamuk gibi. Yani iyi düşünürsen iyi olur Tonguç. Ha. Yani bu konu da seni korkutabilir gerçekten de. Ama iyi düşünürsen Tonguç ne olur? Sen dikenli bir konuya dahi sıcak davranabilirsin Tonguç. Dolayısıyla Bunu neden sen böyle onu... bir açıklama yapmak istiyorsun? <laughs> Çünkü de... bu soruda sana birazdan <laughs> <anladım hocam. gülüyor> gerçekten karmaşıklığına sırlanır. Hocam ben de seninle dikkatli bir şekilde dinleyeceğim ve anlayacağım. Tomuş, bu soruda birazcık geometri bilgisine ihtiyacımız var. O zaman ben Şimdi, müsaadem isteyeyim hocam. Tonguç bir kere şunu unutmamamız gerekiyor. Bir çemberin denklemini şöyle yazıyorduk. X kare artı Y kare eşittir R kare diyelim. Bunu mi? hiç zaman Şimdi ne, <laughs> alaka <diyeceksin, gülüyor> ne alaka diyeceksin? Ne alaka diyeceksin? Mesela şöyle düşünün. Eğer ben sana X kare artı Y kare eşittir e, 4 yazarsam Tonguç. Merkezi sıfıra sıfırda olan ve yarı çapı 2 olan bir çember düşünüyorsun. 2, 2, eksi 2, eksi 2. Bak bunun yarı çapı 2. Her yerden 2. Ve bir çember denklemi. Şimdi bu ne işe yarayacak Şimdi göreceksin. Şimdi efendim, Z eşittir 4 derse karmaşık düzlemdeki görüntüsünü sorarsa bize hemen şunu düşeceğiz. X, Z, Z dediğimiz şey ne diyecektik her zaman? Hemen X artı Y'yi yapıştırıyoruz tamam mı? Doğru. Hemen ilk şifre buydu. Z gördüğümüz zaman hemen, hemen x artı y'yi yapıştır. Peki mutlak değer içinde x artı y i'yi yani karmaşık sayıların modülünü nasıl açıyorduk? karekök içinde reelinin karesi artı imaginerinin karesi eşittir 4 diye açtık mı sonuç? Açtık hocam. Sonrasında her iki tarafın karesini alıyorum sonuç. Karesini aldım mı her iki tarafın? x kare artı y kare eşittir. Bu karesi de karekök kök götürdü birbirine. 4'ün karesi. Oldu mu Tonguç'um? Oldu. hocam. Şimdi bak bu buna benzemiyor mu Tonguç? X kare artı Y kare eşittir R kareye benzemiyor mu? O zaman X kare artı Y kare eşittir R kare yani R'si 4 değil mi Tonguç? Bunun? Doğru. Yarı çapı 4 olan merkezi de orijin olan bir tane çember denklemi olmadı mı Tonguç? Çok güzel çizdiniz hocam. Ya. Teşekkürler canım. E 4, 4, eksi 4, eksi 4, 4, 4, 4, 4 değil mi herhalde? İşte bu kadar. Bu muydu Çizlik hocam? Çizdik işte bitti bu kadar. Oh. Ödülü soru o, kadar şey <laughs> o kadar zor değil. o kadar zor değil. O zaman neymiş evladım? Bir çembermiş değil mi evladım? Evet. Şimdi gel bakalım sana. Yani. <laughs> Şimdi merkezi her zaman sıfır sıfırda. Hocam, merkezi her zaman burada olmuyor evladım. Merkezi bazen gidiyor uzaklara. Gittiği zaman bak. Ötürüler merkeze bu mu hocam? Merkezi A'ya B olsun. Merkezi A'ya B olsun. Yarı çapı da R olsun tamam mı? A'ya B olan yarıçapı çapı R olan çemberde şöyle gözüküyor x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi. Hayda diyeceksin. Bakalım şimdi buradan karşımda çıkacak merak etme. Hiç korkma evladım. <laughs> Acıtmayacak. Z yerine ne yazıyorduk hemen? X artı Y'yi yazıyor muyuz? Yazdım. Hemen o zaman yazıyorum bak. X artı Y eksi 2 artı 3 i mutlak değer içinde eşittir 9 dedik mi? Bak bunun reeli nedir Tonguç? Bak reeli i'siz olan kısım. X ve 2 değil mi? O zaman x eksi 2'nin karesi. Karekök içinde böyle büyük bir karekök içinde. Modül yapıyoruz ya modül nasıl yapılıyordu? Karekök içinde. Yani. Reelinin karesi artı. Reeli iyisiz olan kısımdı. Şimdi imajiner kısım ise iyili olan kısımdı. Yani y artı 3 değil mi Tomuç? Y artı 3'ün karesi. Eşittir 9'muş. Değil mi evladım? Çok güzel. Her iki tarafın karesini alalım mı Tonguç? Alalım hocam. Her iki tör... Almışken alalım. Her şeyi alalım. Her iki tarafın karesini alırız. Hatta alır. hepsinin bir de toplam küpünü alalım. <laughs> Kare kökle karesi birbirini götürüyor mu? O zaman ne çıktı? X eksi 2'nin karesi artı Y artı 3'ün karesi eşittir. 9'un karesi çıktı mı Tonguç? Bak bu tam bu denkleme benziyor Tonguç. Aa, evet. Bak x'ten bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor Tonguç? 2 çıkıyor. O zaman merkezi A virgül B'di ya. Merkezi 2 virgül 3. Bak Y'den ne çıkıyor Tonguç? Ha. Hayda. Y'den bir şey çıkmıyor ki. Y toplanıyor. O zaman burada ters bir şey var. Ters bir şey ya. Biz o zaman 3 yazacağımıza eksi 3 yazıyoruz Tonguç. Oh çok şükür. Eşittir R kare değil. Eşittir 9'un karesi. O zaman R eşittir 9. Merkezi 2'ye eksi 3 olan. Yarı da 9 olan bir çember çizeceğiz Tonguç. Hemen çizelim. 2'ye eksi 3 noktası neresi Burası 2. Burası eksi 3 ise hop hop. Burası mı Tonguç? Yarıçapı evet. Yarı çapı da 9 olan bir çember çizeyim mi? Yarı çapı birazcık büyük olmuş burada. Şöyle bir şey çizdik mi sonuç? Çizdik. Yarı çapı da 9 olduğu için şöyle burası 9, burası 9, burası 9, burası 9 olacak değil mi? Anladım hocam. Anlaştık mı Tomcu? Şimdi bu çember bizim o zaman neyimizmiş? Bunun görüntüsüymüş. Tomcu. Peki şöyle bir küçük de ne yapacağız? Onu da arkadaşlara bırakalım. Hayır. hayır. <laughs> Bak Z yerine yine X artıya yapıştırıyoruz mutlak değer içinde x artı y İ artı i küçüktür 4 dedim. Ondan sonra bunun reeli nedir Tonguç'cum? Karekök içinde bak. Reeli dediğimiz şey i'siz olan. Yani sadece x. x kare. Artı. İmajineri de bunun y ama burada bir tane de 1 var görünmez ya. y artı 1'in karesi diyorum Tonguç. Küçüktür 4 dedim mi Tonguç? Bak evladım. Sonrasında her iki tarafın karesini alıyor muyum? Hep fix zaten bunlar x kare artı y artı birin karesi küçüktür 4'ün karesi. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık. Şimdi öyle anladım. bak. Bunun merkezi nedir? Söyle bakalım. Buradan x'ten bir şey çıkmış mı Tonguç? Çıkmamış. Çıkmamış. O zaman merkezinin x'i 0. Bir şey çıkmamış ki. Y'den bir şey çıkmış mı Tonguç? Y'den bir şey çıkmamış. Çıkmamış ama eklenmiş. O zaman ne yapıyorduk? Çıkma, tersini düşünüyorduk. Tersini düşünüyoruz. O zaman artı birse bu eksi bir oluyor. Yani burada mesela eksi iki vardı ya biz artı iki yazıyoruz. Artı 3 eksi üç yazıyoruz. Anladım. hocam. O zaman burada artı birse eksi bir yazıyoruz. Sıfır, zaten bir şey yoksa sıfır yazıyoruz. Yarı çapı da dört olan bir çember değil mi Tonguç? O zaman bu çemberin özelliklerini bulduk mu? Ama eşittir değil. Yani küçüktür. O zaman bu çemberi ne yapıyorum biliyor musun Tonguç'um? Merkezi sıfıra eksi bir. Sıfıra eksi bir noktası burası Tonguç. Evet hocam. Bu noktada Yarı çapı dört olan bir çember çiziyorum ama nasıl çiziyorum biliyor musun Tonguç? Kesik kesik çiziyorum. Neden kesik kesik çiziyorum? Çünkü çember eşittir değil. Eşittir olsaydı çember acayip. Peki küçüktür o zaman ne yapıyorum biliyor musun Tonguç? Buranın içini tarıyorum Tonguç. Anladım. O zaman demek ki küçüktür olunca içini tarıyoruz. Eğer büyüktür olsaydı ne olacak Tonguç? Dışını O zaman dışını. Çok zekisin gerçekten zeka fışkırıyorsun. O zaman sana kazık bir soruyla <laughs> bu olayı iyice pekiştirelim. Tomuş. Hemen ne yapıyorduk? X artı Y diyor muyuz? Z yerine. Evet. Ondan eksi 1 o zaten mutlak değer içinde. Küçüktür 3. Büyük, küçük, büyük ve eksi 1. Ondan sonra bunun modülü nasıl buluyorduk? Karekök kök içinde. R ne bunun evladım? İyisiz olan kısım. Bak bir bu var bir de bu var değil mi iyisiz? O zaman x eksi 1'in karesi artı. Imajineriste i'nin başındaki sayılar y'nin karesi küçüktür 3 büyük ve eşittir bir dedik mi? Onsa bu sefer her iki tarafı da her tarafın karesini alıyorum. Bunun karesini aldım, bunun karesini aldım, bunun karesini aldım. Buradan bir birin karesi küçük ve eşittir x eksi birin karesi artı y'nin karesi. Bu da küçüktür üçün karesi. Şimdi bu üç belirtir. Merkez nedir bu çemberin? Bak x'ten de çıkmış. Eksi bir ya. Hemen bunun diğer zıt işaretisinde artı biri. Y'den zaten bir şey çıkmamış. O zaman sıfır. Yarı çapı da hayda diyeceksin. Şuna şöyle bakıyorsun Domuş. Bir böyle bakıyorsun. Bunun yarı çapı kaçtır? Üçtür değil mi? Bir de bunu kapatıp böyle bakıyorsun. Bunun yarı çapı kaçtır Tomuş? 1'dir değil mi Tomuş? O zaman iki tane çember çiziyorsun. Anlıyor musun lan? <laughs> Uyudun mu bir <evladım? gülüyor> Ay Allah. Mayday, mayday. mayday mi? May Sos diyorsun. E lan bak e, bunları anlamalısın. Burada, bu, çok önemli, hocam bunlar. derslerimizde başarılı olmak için çok gerek. Hocam hayatın her o zaman iki çıkıyor. tane yarı çap çıktı mı? Hayatın her anda karşınıza Bakkalda, markette, hocam, yüzme yani. havuzunda her yerde bunlar çıkacak. Geçen evet. plajda hocam gazı isteyeceğim. Adam dedi ki x bir küçüktür eşittir z eksi bir y kök görüntüsü. Olsa yani. sen de. E, hemen bir dakika dedim. Hemen orada kumsalın üzerine çözdüm ve cevapladım hocam. Ama evladım e, kuma yazılan yazılar ne olur evladım? İhtiyarlıkta yazılmış gibi. Yok pardon suya yazılan yazılar ihtiyarlıkta yazılmış <laughs> gibi. Kuma yazılan yazılar gençlikte yazılmış gibi. Vay be çok zekisin. Bak iki tane o zaman çalmıyor. Merkezi 1'e 0. 1'e 0 pardon 1'e 0 noktası burası yarı çapı bir bir olan bir çember var. Ama bu kesik kesik değil. Bak eşittir de var. Eşittir olduğu için çemberi gerçekten çiziyoruz. Kesik kesik. Ama üç, yarı çapı üç olan çemberse kesik kesik çiziliyor. Çünkü Şöyle, eşittir işareti yok. Çünkü eşittir işareti yok. Ve biz ne istiyoruz biliyor musun Tonguç? Bunun arasında istiyoruz. Donut. Yani ha. simit. Yani ne çıktı evladım? simit çıktı. Sana bu simidi güzel bir şekilde hediye ediyorum evladım. Isır. Güle güle. <laughs> Anlıyor musun? Bak şu dahil ama şu kesik kesik evladım. Çünkü bu eşittir değil. Bu eşittir. Anladım hocam. Hay Allah bitmedi. <laughs> Bitmek bilmiyor. Arkada da var hocam. Bunu, bunu geçelim Tonguç. Ama burada ne yapacağını söylüyorum hemen sana. Buna x artı y'yi dedik ya. Artı 3'yi dedik ya. Hızlı çözüyorum. Sen Uzun anlayacaksın. bir olsun hocam. Bence Bak, anlatın. Dinliyorum. Bunun reeli nedir evladım? Bak kare kök içinde e, x'in karesi artı y artı 3'ün karesinin kare kökü küçüktür, büyüktür. 2 diyoruz evladım. Her iki tarafın karesini alınca 4 küçüktür. x kare artı y artı 3'ün karesi oluyor evladım. Bunun merkezi x'ten bir şey çıkmadığı için 0 y'den de bu işaret artı ya hemen eksilisini alıyorsun. Tersini alıyorsun. Yarıçapı da ah bunu böyle yazmayacaksın. Asla aman dikkat et 2'nin karesi diye yaz. Sakın karesini alayım deme. Çünkü o zaman yarı çapını karıştırabilirsin. Yarı çapı da 2 olacak. Aa. Buradaki sayı olacak. O zaman 0'a eksi 3 neresi Tonguç? 0'a eksi 3 burası Tonguç. Yarı çapı da 2 ya Tonguç. Eksi 3 olduğu için bak bu, bu üstüne geçemez. Eksi 3 olduğu için şöyle kesik kesik çizeceğiz. Ve ne olmasını istiyoruz? Bunun 2'den büyük olmasını istiyoruz. O zaman dış bölgesini tarıyoruz Tonguç. Anlaştık mı evladım? Anlaştık Bütün soru tiplerini öğrendik mi? Hayır. Bir tane daha kaldı. Bu da son artık. Bak Tonguç. Böyle bir Onu şey olunca... Duruyor, hocam, arkada da sorular var gibi duruyor. <laughs> arkada da bir tane, bağıracağım, bağıracağım. bir tane daha soru olabilir. Tamam. Bak buna hemen ne diyorduk Tonguç'um? X artı Y'i artı 2. Bak Z yerine bunu yazdık. Eşittir. X, X artı, artı Y'i, yi eksi 3'i dedik. Bunun hemen kare alıyorduk. Bunun reelini? İyisiz olanlar. Yani x artı 2'nin karesi artı imajineri ne bunun evladım? Sadece y. Y'nin karesi eşittir. karekök içinde x kare artı y eksi 3'ün karesi çıkıyor Tonguç. Çünkü bunun imajineri de y eksi 3. Ondan sonra her iki tarafın karesini alırsam Tonguç, bu sefer karekökler komple birbirini gösteriyor evladım. Dolayısıyla x artı 2'nin karesini açıyorum. x kare artı 4x artı 4 artı y kare eşittir. Burada da x kare artı bunun karesini açıyorum. Y kare eksi 6y artı 9 dedim. Şimdi Tonguç x kareler birbirini götürdü. Y kareler birbirini götürdü. Bayağı rahatladı olay. Mutlu musunuz hocam? <laughs> evet efendim evet, mutluyum. Bak o zaman 6y'yi karşıya atıyorum evladım. 4x artı 6y eşittir. Bunu da karşıya atıyorum. Artı 4'ü eksi 4 diye atıyorum. 5 çıktı. Bu karşıda sağdakinin Bu sağdaki... sence neye benziyor Tonguç? Bir doğru denklemine benzemiyor mu Tonguç? Hmm. Doğru denklemlerin ne vardı? X vardı, Y vardı. Peki bunu nasıl çiziyorduk Tonguç? Hemen ufak bir X, Y tablosu yapıyordum. X'e sıfır veriyordum. Y kaç çıkıyor? Eksi, pardon 5 bölü 6 çıkıyor. Y'ye sıfır veriyordum Tonguç. X kaç çıkıyor Tonguç? 4 bölüm. 5 bölü 4 çıkıyor Tonguç. O zaman bu noktayı ve bu noktayı buluyordum. 0.5 bölü 6 burası, 5 bölü 4 e 0 burası. Birinci Sonra ne yapıyordum? Ikincinin büyüğünü alıyordum. Şu, hayır. Bu iki noktayı birleştiriyordum evladım, bir doğruyla. Bitti işte. Demek ki bu ne belirtiyormuş? Bir doğru belirtiyormuş. Tamam. O zaman genel olarak eğer bu bir sayıya eşit olsaydı, çember belirtirdi. Eğer bu da bunun gibi kendisine benzer bir şey eşit oluyorsa. Doğru bir hocam. Anladım hocam. Bu kadar şeyi çözmeden de bunu söyleyebilirim. yani esasında. Tonguç'um Z dediğimiz şeye her zaman ne diyorduk? X artı Y diyorduk. Bunun reel kısmı neydi Tonguç? X'i. İmajiner kısmı da Y'siydi. O zaman reel Z dersek biz aslında X büyüktür 2 demiyor muyuz aslında? Doğru. Burada da hemen ne yapıyoruz? X artı Y i artı 2 küçüktür 1 yapıyoruz. Hemen kare kök içinde X kare artı pardon Bak burada hata yaptım. Görüyor musun? X artı 2'nin karesi olmak zorunda. Çünkü R'li bu ve bu. Anladım artı yani. y kare eşittir. Pardon küçüktür. 1'in karesi diyorum. Özür dilerim. Şimdi karesini alıyorum. Sonra ne oldu? X artı 2'nin karesi artı y kare küçüktür. 1'in karesi çıktı mı? Bu neydi? Çemberdi. Merkezi neydi? Bunun Şurada işaretini... kare vardı hocam. O onu sildim yanlış ha, Şu, bunu sonradan aldım şurada, bunu sildim şurada, solda solda küçük işaretin solunda küçük tır işaretinin solunda Aa, İşte o. bunu aldım bu kareyle bu karekök tamam, şunu götürdü şimdi merkezinde bunun bunun işaretinin tersi eksi iki virgül bu zaten bir şey çıkmıyor sıfır yarı çapı da bir merkezi eksi ikiye sıfır olan eksi ikiye sıfır olan yarı çapı da bir olan bir çember çiziyorum ve ne yapıyorum bunu kesik kesik çiziyorum. Ve bunu ne yapmam gerekiyor Tonguç? İçini taramam gerekiyor. Taradık mı evladım? Sonrasında X büyüktür 2 iki diyor ya Tonguç'um. Biz bunu ne yapalım biliyor musun? X küçüktür, ee, küçüktüre çeviriyorum. Küçüktüre çeviriyorum sayı doğru çıksın diye. Bunu küçüktüre yapıyorum, bunu da küçüktüre yapıyorum. X küçüktür 2 diyor. Evladım buraya bak. Bakıyorum hocam buradayım. X 2 burası değil mi? Evet. X eşittir 2 doğrusu şu değil miydi? Bunu kesik kesik çiziyorum çünkü X küçüktür 2 diyor. Ve bu tarafını tarıyorum Tonguç. Küçüktür dediğine göre. Evet. O zaman görüntüsü neymiş evladım? İkisinin de kesiştiği yer. Sen yani burasıymış. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. O zaman LYS bombardımız tüm hızla devam ediyor ödüllü sorumuza geçmeden önce Tonguç Akademi mutlaka üye ol evladım. Üyeyim hocam, halam da üye, teyzem de üye. E, kaç tane üyemiz var biliyor musun evladım? Hocam siz bir ilk üyemiz sizsiniz. Evet evladım. Sonra ben ikinci üyeyim. Ondan sonra halam var, teyzem var, eniştem var. Onu koydum. yeter, 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 onu, Herkes üye olsun. Hocam. Herkes üye olsun. Ödüllü sorumuz yap, cevaplar günler bakalım.